abicim değil mi sen? Gel gel gel. Dün geceden beri olay ihbarı aldığımız andan itibaren gerekli harita ve arazi çalışmalarımızı başlattık. Bu konuda yoğunlaştık. Bütün dere, deniz, çay bahçeleri, diğer dağlık arazi olmak üzere. Sabaha kadar çalışmalarımız devam etti. Fakat arama kurtarma köpeğimiz ve istakip köpeğimizin yorulmasına müteakip. Köpekler için mola verdik, kendimiz için vermedik. Hala ayaktayız. Sabahki değerlendirme müteakip köpeklerimizi yönlendirdik. Harita tatbikimizden sonra, arazi değerlendirmemizden sonra mutlu sonuca ulaştık. Çocuklarımız sağ salim elimizde. Herhangi bir sağlık problemleri yok. Gayet sağlıklılar, iyiler. Annelerine teslim etmek bizler için, jandarmamız için onur ve gurur vericidir. Bu köpekler bizim ülkemizin ve dolayısıyla çalıştığım kurum jandarmanın onur ve gurur abidesidir. Çalışmamız bu doğrultuda sürekli devam edecek. Halkımızın yanında olacağız. Güçlü Türkiye, güçlü jandarma diyoruz. Huzurlu vatandaş diyoruz her zaman. Aferin. Çocuklar elimde imkan olsa onları silahlı kuvvetlere dahil etmek isterim. Gerçekten güçlü bir iradeleri var. Yürümüşler oraya kadar. Hiperaktiflerini, pratik zekalarını göstermişler. Ve gerçekten iyi konumlanmışlar kendilerini göstermek için. Yürüyerek, tabii bunu bir oyun zannederek, bir eğlence zannederek tabii sonradan korkuya dönüşen bir oyun. Ama tabii onların orada yer alması da köpeklerimiz ve bizim işlerini kolaylaştırdı. Onları da kutluyorum bu arada. Bundan daha büyük mutluluk olamaz. Yani ailelerine böyle bir hediye vermek onur verici ve gurur verici. Tabii ki bu arada jandarmaya, ekibime, köpeklerime teşekkür ediyorum. Başarımız daim olsun. Sizden ne kadar uzaktaydı? Takriben arazi üzerinden baktığımızda 2,5 kilometrelik bir arazi uzaklık. Ama eğim, dik yamaç, çay tarlası, ormanlık ve çalı çırpıyı hesaba kattığımızda 4 yaşındaki bir çocuk için bu arazi bayağı zorlu bir şartlı bir arazi şartlı oluşturuyor.